Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. İşte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Yaşar Ticaret firmasına konuk olduk. Ve mekanın yönetim kurulu başkanı Sayın Yaşar Sucu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşar Bey, burada bulunmak gerçekten çok farklı bir duygu. Çünkü yarım asrı geride bırakan bir firmayla ve sahibiyle röportaj yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Türkiye'm adına öncelikle sonsuz teşekkürler ediyorum. Çünkü yarım asır deviren çok ender firmalardan bir tanesisiniz. Diliyorum ki nice yarım asırlar boyu, hatta diliyorum ki nesiller boyu bizlerle olun. Teşekkür ediyorum, hep beraber olsun. 1900 değil mi efendim? Ben buradan gene teşekkür ediyorum. 1965'lere dayanan keyifli bir geçmiş. Yıllar, yıllar, yıllar ve bu muhteşem fuarda buluşma. Anlatalım mı? 1965'lere dönelim mi beraber? Tabii efendim. Ben 1965 yılından otomobil camiasına çırak olarak katıldım. Yani tamir, boya. 70'li yıllarda taksiyle ilgili başladım mesleğime. Daha sonra 70'li yılların ortalarında alım satımıyla geçtik. Devam ediyorum. Süper. Bunlar hep ilave ediliyor. İşte 70'li yılların ortalarından sonra alım satımıyla ilgileniyorum. Şükürler olsun. Bugünkü duruma böyle adım adım, adım adım, adım adım bugünkü duruma kadar geldik. Tabii ki ben bu meslekte olduğum müddetçe ki hayatım aşağı yukarı geçti. Mesleğimi de sevdim. Meslektaşlarımla beraber hep yüksek teması oluşturdum. Bu arada biz şöyle söyleyeyim ki 70'li yıllarda Laleli'deydik. Laleli Gençlik Caddesi'nde. Daha sonra 80'li yılların ortalarına diyelim 84, 85, 86 yıllarında otosentir olarak önce kooperatifi kurduk, daha sonra otosentirin arsasını aldık ve değerli büyüklerimiz olan Şeyh Karaslan, Dolmuşyal Çiğke'ye, diğer abilerimizle beraber otosentiri kurduk. Oluştu. Otosentir sitesini yaptık. Oranın yıllardır yöneticiliğini yaptık. Orada hayatımızı, ticaretimizi idame ettirdik. Biz de yine otosentirde, otosentirin hemen yanında Yaşar Ticaret olarak plazamızı yaptık. İşimize devam ediyoruz. Yalnız şey olarak, taksi olarak, yalnız Türkiye'de değil, ben gittiğim yerleri de inceliyorum. Türkiye'deki taksi çalıştırma sistemi çok 10 numara olarak diyemeyeceğim. Bunun da nedenlerinden bir tanesi kullanılan arabalar 3 yıl ömrü oluyor. 3 yıldan sonra devam ettiremiyor şoför arkadaşlarımız. Bu defa da tekrar yenilemek durumunda kalıyor. Halbuki ama bir taksi 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl olmuş olsa taksi çalıştıran arkadaşlarımız plak sahibine daha fazla kazanç sahibi olacak. Fazla kazandıkça da mesleğine daha fazla sarılacak, tabii. Ve o meslek daha öne çıkacak. Benim gönlüm istiyor ki nasıl bir gün bilhassa İstanbul dünyaya entegre olan bir şehir. Hatta dünyada örnek alınan bir şehir bazı konularında. Zaten Asya'nın bir tarafında işte Çin'di, Hong Kong'du, Singapur'du, bir tarafında da İstanbul var. Bu İstanbul'da nasıl oteller fevkalade geliştiyse taksi mesleği de gelişmesi lazım. Çünkü turist geldiği zaman taksiye, otele,
taksiye binip otele gidiyor. Otelden çıkıyor, restoranda gidiyor. Kim hep bağlantılı. Boğaz'ı geziyor. Boğaz'dan çıkıyor, tarihi yerleri geziyor. Bunların hepsi birbirine bağlantılı olduğu gibi taksi de biraz da burada çok... Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmaz oluyor. Bu manada şunu ben gönül arzu eder daha doğrusu. Buna devletin bir desteği olması lazım meslektaşlara. Nasıl otellerde destek oluyor? Nasıl diğer konularda turizmle ilgili bir destek oluyor? Evet efendim. Gönül arzu eder ki taksi alımında da şoför esnafa kademelerinde destek oldu. Hatta bir adım daha ileri gidecek olursak taksi için özel araba çıkmasını ben tercih ederim. Çünkü taksi her gün akşama kadar koşan bir otomobil 2-3 senede yıpranıyor, devreden çıkıyor. Bir gün ilk iş yeri alsak da 3 senede iş yeri işe yaramaz bir hale gelirse bunu hangi karlarından bunun peşinde yetişebilir? Yani kendini amorti edemez 3 senede. Taksi de böyle, her şey böyle. Bu manada benim meslek hayatımda yani 65'te 1965 yılından bugüne gelene kadar 2006 yılının ikinci ayının işte bugün 7. gününe gelene kadar benim görmüş olduğum hassasiyetle de üzerinde düşündüğüm durdum diyemiyorum çünkü benim yapabileceğim bir şey yok. Bunu devletimiz yani hükümetimiz, belediye ve meslek kuruluşlarıyla ilgili beraber ortak bir çalışımla ortak çalışıp bunu işte fabrikalardan rica ederek düzeltme yoluna gitsinler mi diyoruz efendim? Tabii efendim. Hatta şimdi yerli otomobil çıkacak Türkiye'de. Bilhassa bu yerli otomobilde bunu teşvik ederek başlansa öyle zannediyorum ki Türkiye'ye ayrıca bir hizmet olur. Bizim mesleğe muhakkak hizmet olur da Türkiye'de ayrıca bir hizmet olur. Süpersiniz. Çünkü o kadar haklısınız ki burada gerçekten taksi deyip geçmemek lazım. Sizin de vurguladığınız gibi aslında bizim yurt dışına açılan kapımız oluyor taksiler. Bizleri elçilik anlamında da taksi şoförleri elçiliğimizi üstleniyor bir anlamda. Tanıtımımızı üstleniyor. Gerek onların dolaşımına sağladığı yararlar, gerek gitmek istedikleri restoranlar vesaire alanlar, gerek otellerine giderkenki kullandıkları zaman ve gerçekten herkes taksiyi kullanıyor. Havaalanlarından diğer tüm yerlere kadar. Buradan sizin vasıtanızla hükümetimize ve ilgili birimlere duyurulur diyoruz. Bizim bu Türkiye'mizin elçiliğini sağlayan sevgili taksicilerimize de daha kolaylıklar sağlanmasını diliyoruz sayenizde. Teşekkür ederim. Şurada söylemek istiyorum. Tabii ki belediyeler şoförlerin, meslektaşların gelişimi hususunda kurslar açıyorlar. Bunlar için bir çabaları var belediyelerin. Biz bunları biliyoruz. Allah razı olsun. Kendilerine de bir meslektaş olarak teşekkür ederim. Ama gerek bizim tarafı yani meslektaş tarafından gerekse belediye tarafından daha çok eksiklerimiz var. Çok biz de çok fazla bunu ihtiyaç hissettiğimizi ediyoruz ama idrak etmedik. Belki bu biraz şeyli olur yani biraz uç bir laf olur ama idrak etmedik. Bugün turist geldiği zaman biz bunu İngilizce birkaç dil bilerek biz değil bunu karşılamamız efendim, lazım ki turiste hizmet edebilirim. Vallahi o kadar haklısınız ki taksi deyip geçmemek lazımı anlıyorum ben buradan. Ve taksi şoförlerimize gerek taksilerin bakım onarımı anlamında gerek alım satımlarında gereken kolaylığın sağlanması ve gerekli eğitimin verilmesine destek istiyoruz diyoruz yine buradan sizler sayesinde. Ben özellikle Yaşar Ticaret'i vurgulamak istiyorum. Yaşar Ticaret bir grup şirketi olarak bizlerle buluşuyor. Gerçekten Türkiye'nin devleri arasında ve 41. yılımızdayız aslında. 41 kere maşallah diyorum bu vesileyle sizlere. Burada bir ticaret anlamında, araba anlamında A'dan Z'ye hizmet adına ne varsa tek bir mekanda Yaşar Ticaret sayesinde ama uzman kadroyla en son teknolojiyle bizlere sunuluyor. Biraz bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü dev bir kadro var bizlerle buluşturduğunuz. Dev hizmetler var gerçekten de. Yurt dışından bizzat giderek ve bizzat araştırarak en son teknolojiyi en uzman kadroyla buluşturduğunuz
oldu Yaşar Ticaret bizler için. Buyurun. Efendim ben çok güzel bir yere değindiniz. Ben ilke olarak devamlı yaptığım işin en güzelini yaparak, tabii ki çok para kazanmak belki zaman zaman istediğim olmuştur. Hak ettiğim parayı kazanarak kazanmaya çalıştım. Onun da bedeli nedir? Çok iyi hizmet verdi. Sattığın gerek otomobil, gerekse taksi plakası, bunun arkasında durma. Arkasında işte bunun herhangi kanuni eksikleri, kanuni eksiklerinden değil, kanuni eksikleri. Yani her türlü prosedürü diyelim, değil mi? Yani bir nevi sigorta, bir nevi garanti gibi arkasında durmak. Efendim, müşterimize elimizden geldiği kadar hizmet etmek. Tabii ki herkes para kazanmak ister ama ben daha ziyade hak ederek parayı kazanmaya çalıştığım bir anlayış var bende ve hakikaten benim kadrom, çalıştığım arkadaşlarım fevkalade hepsi yetiştiler. Müessesede yetiştirdik. Ben o manada da bir atasözünü müsaadenizle söylemek istiyorum. Mimar Sinan'a soruyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar siz bu kadar işi nasıl başarıyorsunuz? Benim diyor kadrom çok kuvvetli. Dolayısıyla benim iş tecrübemde de edindiğim izlenim kadrosuna önem vermek, kadrosunu iyi yetiştirmek, iyi geliştirmek. Dolayısıyla kendini de kendi işinde yukarı doğru çekiyor. Bir de kadrodaki insanlarla bir nasıl evde çoluğunla çocuğunla aynısı, kadrondaki insanlarla da öyle olacaksın. Her açıdan. Onların sosyallaşmasıyla, efendim, ihtiyaçlarıyla, üzüntüleriyle, sevinçleriyle. Hep beraber. Öyle olunca zaten başarı yakalanıyor. O zaman ben buradan izninizle çalışan tüm kadronuza A'dan Z'ye teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Gerçekten bir firmayı bir firma yapan, şu anki konumunda bir grup şirkete aşığı olarak bu hizmeti sunmasında emeği geçen bir kadrodur. Biz bir bütünüz, biz iyi bir ekibiz diyorsunuz buradan. Kesinlikle. Ben de diliyorum ki bu ekip, uzman kadronuz hep bizlerle olsun. Değişmeyen müşteri memnuniyeti sizle birlikte. Tabii uzun yıllar, gerçekten 41 koca yıl ve güdülen hep amaç müşteri memnuniyeti, kalite olmuş. Yaptığımız işlerin hep arkasında durmak da bizi bugünlere getirdi. Ve yapılan işin önemi, özellikle gerek biraz evvel vurguladığınız gibi araba söz konusu olunca tüm halk oluyor, bireysellikten çıkarak bütün olarak düşünmek durumunda kalıyoruz. Gerek burada bize sunduğunuz plakalar anlamında, gerek araba alım satımları anlamında, tamirler anlamında, bakımlar anlamında ve niceleri. Yolda kaldığımızda da bir alakadar yakınsınız biliyorum bizlere. Yani kısaca A'dan Z'ye, araba deyince akla gelen tüm hizmetler Yaşar Ticaret tarafından kaliteyle, uygun fiyatlarla ve gülen yüzle sunulur diyoruz. Ben diliyorum ki bu keyifli çalışmalarınız nice 41 yıllar boyu bizlerle olsun. Hedefler neler ileriye yönelik? İnşallah tabii ki öyle olsun, sizin dileğiniz gibi olsun. Ben de öyle diliyorum zaten. İleriye hedeflerimiz muhakkak ki var. Şöyle ki, görün tabii ki bizim yaptığımız iş bir imalat değil, alım satım. Ben bir gün yeni baştan bir işe başlamış olsam, bir imalat sanayiye girerim, çok şeyler imal ederim. Çünkü Türkiye'nin çok eksikleri var. Yani çok çalışırım, okullar yaptırırım, camiler yaptırırım, çocuklar okuturum, neler yaparım, neler yaparım. Ama tabii ki bunların hepsini yine kendi çapımda yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Azıyla, çoğuyla. Ama
çalıştıkça daha da fazlasını yapacağız Allah kısmına giderse. Hedef iyi nesil yetiştirmeye çalışıyorum. Süper. İyi meslektaş yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii ki benim işim de bu. Yani ben bir doktor değilim, mühendis de değilim. Kendi işimde iyi insanlar, iyi meslektaşlar yetiştirmeye çalışıyorum. Vallahi süpersiniz Yaşar Bey. Burada Yaşar Ticaret olarak ben diliyorum ki bu kaliteli hizmetiniz, muhteşem bakış açınız, gülen yüzünüzle birlikte hep bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Saygımızdan teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nden Yaşar Ticaret AŞ'ye teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.